merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün A101 ve BİM abur cuburlarını karşılaştırma videosu çekiyoruz. Bakalım hangisinin gerçekten lezzeti daha iyi, hangisi bizden daha yüksek puan alacak ve fiyatlarını da karşılaştıracağız tabii ki. Bunu bana uzun zamandır yazıyorsunuz. A101 BİM videosu gelsin, A101 BİM videosu gelsin. Ne demek istediğinizi bir türlü anlayamamıştım. Sonradan anladım ki siz abur cuburların ikisinin lezzetini tadıp hangisinin daha iyi olduğunu, daha lezzetli olduğunu anlamaya çalışıyormuşsunuz arkadaşlar. Şimdi A101'in önündeyiz. Öncelikle oranın abur cuburlarını toplayıp arkasından hemen BİM'e geçeceğiz. 3 katlı gofret alarak başlıyorum arkadaşlar. X-Roll sütlü, kakaolu, fındıklı bir gofret üretmişler. Bunu ben daha önce hiç denemedim. Bununla başlayalım. Donat buldum. Keks bir donat. Donat da bu kadar hayatımda bu kadar süslü, güzel bir görüntülü olup da tadının bu kadar kötü olan başka bir şey bilmiyorum ben donatlarda. Gerçekten görüntü muhteşem ama lezzet diğer bütün abur cuburlardan bambaşka derecede kötü. Bak şöyle Tadella gibi bir şey var. Sütlü çikolatalı. Ha, onu deneyebilirsin. 4 katlı çikolatalı gofret bu. Bunu da alalım, tamam. Çikolata kaplamalı sandviç buldum bir tane. Bir de waffle buldum arkadaşlar. Çilekli waffle. Bunda da çikolata kaplamalı sandviç yazıyor ama bunu bilirsiniz ya. Bunun normal adı ben Halley diyebilirim. Her yerde Halley derim. Meğersem Halley bunun ismi değilmiş, markaymış. Bak onu da yeni öğrendim ya. Sanayağı gibi. Sandviç olarak alıyoruz bunu. Kakaolu fındıklı bir kekini buldum. Çıt kırıldım diye çubuk krakerini buldum. Herhalde hep Ülker alıyorduk. İlk defa çıt kırıldımını aldık. Arkadaşlar Eti Puf diyebilirdim bunu da. Tıpkı Halley gibi, meğersem onun adı da Eti Puf değilmiş. O da bir markaymış. Şimdi X-Roll Pofuduk aldık. Bunun ismi Pofuduk diye geçiyor. Bir de benim en sevdiğim, hiçbir zaman vazgeçemediğim kağıt helvadır. Rukiye rafları devirdi. Koy oraya. Şöyle takalım. Koyayım. Fiyatını bakmak isteyen şöyle bakabilir. Bir tane çilekli süt aldım arkadaşlar. Bir geldin elektrik kesti. Aynen ya. Şansımıza elektrikler kesildi ya. Kasada bekleyeceğiz biz galiba. Ne zaman gelir ki acaba? Neyse ancak bir tane alışveriş yapana neyse, kadar. Neyse ben gelin. Bu arada alışverişimi yapmaya devam edeyim. Kola buldum. A101'in kolası bir kolaymış. Bir tane de portakal suyu deneyelim. Gazlı içecek. Kola aldık, portakal suyu. Bir tane de oh, ışık geldi. Bir soslu fıstık. Bayılırım. Baharatlı patates cipsi ekliyorum. Bir tane de patlamış mısır. İyi, bayağı doldurdun sen. Evet, bayağı doldurdum. Ben yine bunu albino olarak bildiğim X-Roll'un karamelli bisküvili çikolata kaplı. Bunu da yine kolay buluruz BİM'den diye içi Hindistan cevizli çikolatasını aldık. Bir çay ve kahvesini denemek istiyorum ya, kendi üretiminde. İkisi bir aradaymış. Bir bundan alalım. Bardak çayını da buldum. Çay ve kahve denemesi de yapacağız. Bir de mangolu ice tea'sini buldum arkadaşlar. Evet, alışverişimizi yaptık. A101 poşetimiz hazır. Şimdi BİM'e gideceğiz. Buradaki alışverişimiz 65 lira tuttu arkadaşlar. Şimdi fişte yazılanların BİM versiyonunu almak için BİM Market'e geldik. Gidelim oradan da alışverişimizi tamamlayalım. Tam karşılıklarını buldum ama 2-3 malzeme eksiğim var arkadaşlar. Latte yok mesela, soğuk kahve yok, donat bulamadık, waffle bulamadık galiba. Hatırladığım bunlar ama onun dışındaki her şeyimiz hemen hemen aynı. BİM alışverişimizi de tamamladık ve buradaki fiyatımız da 70 lira tuttu arkadaşlar. Bu demek oluyor ki biri birinden farklı değilmiş. Fiyatların her ikisi de aynıymış. Evet arkadaşlar, annemle babam eve gelmiş durumdalar. Marketten gelmişler, alışveriş yapmışlar. Alışveriş yapmışlar. Tabii benim bundan haberim yok. Sordum, siz bunlarla ne yapacaksınız dedim. Biz bunun tadlarına bakacağız. Hangisi güzelse kağıda yıldız atacağız dedi. Ama onlara artık olacakmış, ben de yıldız atacağım. Evet. Ve ben de bunu duyunca ağzım sulandı. Hemen katılıyorum dedim ve geldim. Ha bu arada ben okuldaydım bu arada. Evet arkadaşlar, 3 kişi olarak yarışacağız. Daha doğrusu bugün biz yarışmıyoruz. Kapışacak olanlar A101 Market ve BİM Market. Aslında 3 kişi yarışmamız çok iyi oldu bir anlamda. Bence de. Çünkü mesela birini sen A101'den beğendin. Aynısını ben BİM'i beğendim. Evet, kim karar verecekti? Lino olunca birisi mutlaka BİM Market puan alacak bizden bugün. Evet, ilk ürünümüzle başlayalım. Ben BİM'inkini aldım arkadaşlar. Patates cipsi. Kırmızı biber çeşnili patates cipsiymiş ve acılıymış. A101 orası, BİM de burası. Evet. Patlattı. Bak ne kadar muazzam açtım. Buram buram patates kokusunu aldım. Çok acılı değil kızım. Acılı güzel. Değil, acılı değil. Oğlum, bu bayağı acılı. Bunda o kadar acı yok. Bir ona bakalım. Ben buna yıldız ya. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. Hiç patates kokusu gelmiyor inanın. Ben bunu
seçtim. Ben de bunu seçtim. Bu Bim'indi değil mi? Kesinlikle cips de Bim aldım. Açık ara diyorum hem de. Attım yıldızıma. Bim'in kavrulmuş soslu mısır arkadaşlar. Bu daha iyi. O da 101'in. Şöyle bir görüntüleri bakalım. İkisi de 150 grammış ama bunun paketi biraz daha büyük yapmışlar. Ben ilk buna bakacağım. Ben de bakayım. Hiç başarılı değil ya. Vermediniz mi? Aa, çok saf yani, hiç tuzlu değil. Bir de buna bakacağım. Daha iyi, daha tuzlu, daha baharatlı değil mi Lina? Evet, kutacak ben buna. Yeri çok saf geldi benim ağzıma. Bence de, haklısın. Kesinlikle Bim. Bim 2-0 önde gidiyor. Ama Bim'e bak sen. Masak yaptın. Oysa ki alışveriş yaptığımda A101 marketi daha çok beğendim. Abur cubur kısmı çok daha geniş bir yelpazeydi. Kısmen. Çok daha fazla değildi ama kısmen daha fazlaydı. Bim'de çok fazla o kadar çeşit bulamamıştım. Ama lezzete gelince kapışıyor yani. Ve benim en sevdiğim abur cubur mu dersiniz buna, ne dersiniz? Arasına da dondurmayı koyup böyle yemesi, katlayıp ooo çok hoşuma evet, gidiyor. Eskiden çok. Şimdi hemen buna bakalım. Yine benim elimdeki Bim. Nasıl? Güzel. Kim baba? Dur sırayla. Ben de şu bir bakayım tadına. Aa, 101'e bakalım anneciğim. Sen de bizimkine bak Taner Bim'e. Baktım. Ben pek bir fark bulamadım ya. Bir daha yiyeyim. Bitirdin. Hadi biraz daha bana ver. Ben de bakayım. A101. Ya sanki ben de A101'i daha çok beğendim bundan. Daha taze geldi. Kaymağını farklı. Daha mı yoğundu? Aynen öyle. A101 daha boş geldi. Bunun içi daha dolu ve kağıdı çok daha taze. A101 aldı bunu da. Bence de. Şimdi araya bir içecek ekleyelim değil mi? Hadi bir portakal suyu ekleyelim. Aa. Le porta koymuş. O ne koymuş? Bir portakal. Bir porta. Bir portakal. O A101. Bu bakabilir miyim? Bak anneciğim. Ona da bak hemen. Güzel. Yani güzel. Asitli portakalmış bu. Güzel, evet, ben de beğendim. Enfes. Tabii arasında çok fark var ya. A101 kesinlikle. Ya ben A101. O kutu olan A101 de değil mi? Kutu olduğu için mi acaba bilmiyorum ama yok, ne alakası var bizim ya. Anne şu anda Bim'de A101 eşitliyor. Ha, eşitlendi aynen. Ya hepimiz de aynı koyuyoruz ya. Damak tadının farklı olması gerekmiyor mu? Herkes aynı şeyi mi beğeniyor? Gerçi güzel güzeldir yani değil mi? Yani bu ne? Fıstıklı çikolata. Bu da bademli. Fıstıklısını bulamadım çünkü aynı görünüyor. Bim'in çikolatalarına çok güvenirim. Hem çok ucuzdur diğer marketlere göre hem de gerçekten lezzet olarak fark atar yani. Oo, bir saniye görüntüsüne bir bakalım mı? Seninki bitter yalnız. Benim evet bittermiş. Olsun. Oo, en sevdiğim çıktı. Beğendim. Ben çok beğendim. Ya Bim'inki çok güzel. Yani Bitter çikolatayı çok sevmeme rağmen kesinlikle çok iyiydi Bim. Güzel. Değil mi? Bim'in çikolatasına veriyorum ben. A101 de güzel. Sen bizim söylediklerimize mi? Evet evet. A101 de güzel. Ben bunu pas geçiyorum. Nasıl pas geçmek yok? Bir tanesine vereceksin canım. Kapışıyorlar şu an. Öyle bir şey yok. Ben pas geçiyorum. O ne demek ya? Bir tanesi daha güzeldi. İkisi de aynı diyebiliriz yani. Vermiyor musun şimdi? Yok. Biz Bim'e veriyoruz. Şimdi mısırla devam edelim. Bim'de maalesef patlamış mısır yokmuş arkadaşlar. Neden yok onu da anlamadım. Her markanın bir patlamış mısırı var yani. Bim'deki sadece böyleydi. Bim'inki sıkıştırılmış, A101'inki de böyle bir şey. Lina zaten çok sever. Enfes. Ben de markasına falan bakmadan bunu her gördüğüm yerden alırım. Alayım. Bunu da çok alayım. Severim. Bir dakika. Bir daha bakacağım. Bu çok güzel. Ona da bakayım. Bence bu güzel mısır patlağı. Bu. Bence de bu güzel. A101 güzel değil mi Lina? Bence. Bence sanki ocaktan yeni alınmış kadar taze. Şimdi kakaolu fındıklı keke geçiyoruz. %5,8'i fındıkmış bunun. %6 demiş burada fındık. Aha, onda o zaman daha fazla var fındığı. Buyurun Dina Hanım. Alayım şu şey. Normal kakaolu kek. Beğenmiyorum. Çok mu fark var diyeceksiniz? Hayır, çok fazla fark yok. Ama gerçekten şaka değil. Bunun içi yapış yapış A101'inki. Bununki öyle değil. Bu ıslak kek mi acaba? Islak kek falan değil. Aynısı. Fındıklı kakaolu kek. Bim. Kesinlikle ben de Bim'e evet, veriyorum. Fındıklı kakaolu. Lino sen de mi Bim verdin? Evet Bim. Kolayı deneyelim bakalım. A101'inki bir kola. Bu da Le Cola. Le Cola. Le Cola. Fransızca herhalde. Hacım ilk ben bakayım. Hemen. Bayağı bir kola yani. Peki anlayamadı halen daha ne içtiğini herhalde. Ya her zaman içtiğimizden biraz farklı geldi bana. Bir de buna bakayım. Bu A101'inkiydi değil mi şimdi? Evet. Bu daha iyi. A101. Bu daha yakın. Bence bu çok daha yakın. Ben Bim diyorum. Taner de bunu daha çok beğendi. Ben onu beğendim ya. Bim ya.
Lokola. Lokola, bunu mu beğendin? Evet. Ben de tam tersi bunu daha çok beğendim arkadaşlar. A101 diyorum ben. Aynen. Ya damak tadı işte, bakın ne kadar değişiyor. Bunlar tuttu, Lokola'ya verdi. Ben tuttum, Nikola'ya verdim. Hadi çubuk krekerle devam edelim. Biminki crinkle. Çıt kırıldı. Daha önce ikisini de içemedim ya. Çok çıt kırıldı. Çok çıt kırıldım ya. Gerçekten ya. Sen bir crinkle'sın. Sen onunla başla, ben bununla başla. Bayat. Bayat. Değil mi? Direkt bayat diye hiç tuzu yok ya. Ya yani çubuk krekerde de insan bir tuz arıyor, çekirdekte aradığı gibi. Bu bir temiz. Güzel. Senin ben pek beğenmedim onu. Bim diyorum ya. Ben de bim diyorum. Bunu mu beğendiniz? Hı-hı. Ben hiçbir fark anlamadım ya. Karar veremediler. Ya sağ tarafındakini buradan aldım. Ya. Dur. Ben bime veriyorum. Crinkle kazandı. Sağ tarafımın damağının tadı daha güzel. Bim. Ben de bim. Ben de bime. Siz de mi bime verdiniz? Evet. Bunun ismini ne koymuş bim? Wow koymuş. Wow. A101'inki de X-Roll. Benimki wow. Ben wow'a bakacağım. Wow'sa demek ki wow'lık bir şeydir. Ben. Bakalım ne kadar bakalım. Wow. Açabilirsin. Wow değil. Daha yeni aldın ağzına. Bir bak bakalım. Bence çok güzel. Bunun içi biraz sert olanı. Bisküvili, evet. Evet. Ay bu da çok güzel. Ben buna veriyorum A101'e. Çünkü o biraz daha ağır. Bu çok hafif pasta gibi. Kesinlikle A101 kazandı benden. Kesinlikle benden de. Ben de. Bence Taner ben yine bim diyorum. Evet, Taner yine bime gitti. Onun o damak tazımız ne kadar ayrı görüyorsunuz değil mi? Ateşle su gibiyiz arkadaşlar. O ateş, ben su. Kızım da çiçek. Oo kuzum. Bal bal. O zaman hadi bir çikolatayla daha devam edelim. Bu kez içi Hindistan cevizi olan çikolatalardan. Aa anne ben bunu seviyorum. Wolfstar. Hindistan cevizi. Ben de çok severim bunu. Yani ben çok fazla sevmem de yine de deneyeceğim. Dene tabii. Çok güzel. Bunun ben bimin tadına baktım değil mi? Bu çok güzel. Bu sanki daha acı ya. Bakayım. Ama daha güzel. Bunda inanın çikolatasını o kadar keskin hissettim ki A101'de bu tarafımda. Ama hafif acı ama çok daha güzel. Bim. Bence A101. Ben yine mi bim? Allah Allah. Ben bime gidiyor niyeyse. Ateş! Su! Ben bim. Hadi arada bir tane de şimdi çilekli süt alalım. Taner sen uzun pipetini kullanma. Şöyle fışkır, tamam mı? Neye? Allah Allah ne var? Sürmek istemiyoruz ağzımızı değil mi İnan? Tamam evet. Hadi en son ben bakayım o zaman. O zaman olur. Çünkü Taner'in bütün 32 dişi birden çürük arkadaşlar. Ya yalan ya, bunu atıyor kafadan, başlayacaksın ya. İnanmayın ya. 32'si birden çürük. Geldiğininkine bakmıyor. Doktor dedi ki hepsini birden çekmemiz lazım. Yeniden diş takmamız lazım. Paraya kıyıp yaptırmadı, ben ne yapayım? Dur. Yalan. Dira. Yalan söyleme arkadaşlar, görüyor hepsi çürük. Hiç çürük yok arkadaşlar. Bu hangisinin de? Bim'in de. Aa çok güzelmiş. Çok beğendim. Ay yok, bimin güzeldi ya. Bunda çilek tadını çok fazla alamadım ama bunda direkt geliyor buram bakayım. Buram. Bence de bim. Tarçın, sen de mi oy veriyorsun kızım? Tarçın başladı oynamaya. O da bizim artanlarımızı yapıyor. Yalıyor. Sen neye verdin Taner? Biz bir şey duymadık. Ben bime verdim. Bime mi verdin? Biz bime verdik o zaman. Gerçekten bim güzel. Tarçın çek şu totonu kızım. Anne bim önde gidiyor bak. Gel. Hadi gel. Geç bakalım. Gel annem. Şimdi sırada. Ben bunun ismini de Eti Puf olarak bilirdim ama değilmiş. Marshmallow'muş arkadaşlar bu ya. Marshmallow'lu bisküviymiş. Daha aynen doğrusu. Marshmallow. Evet doğru, arası bunun marshmallow'lu değil mi? Evet marshmallow. Totonu çek tatlım. Al Taner. Bimino. Şöyle açardık küçükken, şöyle böyle bastırırdık. Valla hiç güzel değil. Ben açabilirsen. Direkt sütün sertini yemiş gibiyim yani. Sütün hiç beğenmedim. Sert. Aynen. Şuna bakarlar. Bu da zaten erimiş gitmiş bir şey, bisküvisi. Ya. Ben pek beğenmedim bunu. Ay çok sert. Hangisi bu kızım? A101 mi? Bu da tam tersi çok yumuşak. Ay bu daha kötü. Hangisi bu? Bir. 1X olan. A101'e veririm diye düşünmüştüm ama bu çok daha kötü. İkisini de hiç beğenmedim ama bununki en azından daha yumuşak yani. Anne benimki kötü yani. Ben de bime vereceğim ya, o çok sert geldi bana. Bence de bim. A101. Ben onu serte mi veriyorsun? Tabii o çok Taner yumuşak olması veriyor. Çok iyi değil ki. Benimki de yumuşağa gitti. Bim. Bim mi anneciğim? Bence de bim anneciğim. Yine bir Ice Tea'den devam edelim. İlk A101'e gitmiştik markete ve mangolu almıştık. Aa. Mangolu mutlaka vardır dedik bimde. Bir mango suyu bulamadık ya Ice Tea'de. Sadece şeftalisi vardı yani. Evet. Şimdi elimdeki bimin şeftalisi, o da A101'in mangolusu. Mango. Mangoyu ben de çok
severim. Anne alayım. Sen ne yapıyorsun orada? Ne karıştırıyorsun benim tatlım? Ne karıştırıyorsun sen? Oh. Oh. Bir saniye, bu hangisi? Mangolu. Bu A101. Bana ver. Bim. Gerçekten de bim. Ama o şeftali, o mangolu. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben daha önce mangolu bir sürü şey içtim. Hepsinde direkt mango tadı alıyordum. Bunda hiç tadı yok. Vallahi gerçekten. Su gibi yani. Hiç. Evet. Arkadaşlar bim. Bence de bim. İçi beğenemedim. İçi beğenemedim. Sinir ettin adam ya. Abi sen niye? Bunu daha çok beğendim. Ne demek beğenemedim? Ne zaman yaptım ben beğenemedim? Evet, ben kesinlikle şeftaliye veriyorum. Ben bunlardan almıştım. Bim, ben de bim. Evet. Bime artı. Şimdi gofrete bakalım. Süt ve kakao kremalı fındıklı gofret. Ya bunların ikisi de aynı şeyleri mi üretmiş birbirlerinden bakıp acaba? Yani ben ya başka marketlerde hiç yani. Böyle markalarda hiç böyle şeyler yok. Işte birisi kendi üretimi oluyor. Öteki de kendi üretimi oluyor ama o yüzden biz lezzetine bakacağız. Ama önce kim yaptı acaba da sonra öteki ona bakarak yaptı, onu merak ettim. Paketlemesine kadar aynı çünkü. Şekil olarak aynı. Sen hangisini aldın şimdi? Bim. A101. Çok yoğun. Bim enfes ya. Aynı. Bence A101 açık ara. A101 açık ara diyor. A101'inki bayat geldi. Hayır. Hiç bim. Öyle değil. Gofreti, çok da güzel. Bim. Gofreti kıyır kıyır ediyor. Bim. Bence de bim. Gofreti kupkuru bir kere onun ya. Yalnız ikisinin de kreması o kadar ağır ki hiç benlik bir şey değil. Ben A101'e verdim. Ben BİM'e verdim. Ben de BİM. Taner sen yanlış mı işaretliyorsun acaba? Sabahtan beri her şeyi A101'e verdim demiyor mu? Burayı doldurmuş sabahtan BİM'le. Sabahtan beri dedin iki tane. Bakın şu upuzun gördüğünüz artıların hepsi BİM. A101'e de 3 tane artı koymuş. 3 tane beğendim sadece zaten. Ama olmaz ki, sabahtan beri sen A101'i beğendim deyip duruyorsun. Öyle tamam, değil mi Lina? Arkadaşlar Taner'in kesin kafası yine karıştı. Yanlışım varsa siz videoyu izliyorsunuz şu anda. Lütfen yorumlara yazın. 3 kez ya. Hayır canım. Doğru. Tuttun A101 dedin B101'e. Ben de C101'i açıyorum arkadaşlar yakında. Şimdi sandviç bisküvi diye geçiyormuş. Ben bunun ismini de oldum olası Halley diyebilirdim. Halley rakip çıkmış. Alayım. Bir XL'si çıkmış. Rol. X rolü çıkmış. Benim elimdeki yine BİM'in. Halley'in aynısı yani bu. O da aynıdır. Aa, yok aynı değilmiş. Benimkisi daha dalgalı. Bu daha düz. Bu böyle biraz çakmamsı duruyor ama bu daha böyle lezzetli, iştah açıcı görünüyor. Bu çok güzel. Beğenmedim. Ben beğendim. Bu nasıl? Bim. Arasındaki fark ne? Bir de onu söylersen. Güzellik. Lina'ya hak veriyorum ben de. Ben de Lina'ya hak veriyorum. Ben de Bim diyorum. Lina'nın bir tuvalet molası geldi arkadaşlar. İhtiyaç molası. İhtiyaç molası. Lina gitti diye bu da üzüldü. Arkasından bakınıyor benim aşkım. Ne oldu? Kırıntıları buldun. Dünyalar senin oldu. Bak, değil mi? Bunlar bana göre bir şey yok diyor, kaçıyor. Kokluyor. Ağzının tadına göre bir şey bulamadı canım benim. Yumoş bu, yumoş. Şimdi biraz da çay ve kahve tadımına geçeceğiz arkadaşlar. Normalde abur cubur kısmına girmiyor ama ben gerçekten çok merak ettim. Benim için çünkü çay, siyah çay hakikaten çok önemli. İçtiğim yani, çay değil mi? Çok severim. Yani çay tiryakileri, kahve tiryakileri buna gerçekten çok önem verirler. Bizi izleyenlerin arasında çok fazla sayıda olduğundan eminim. Sizin için bir deneme yapmak istedim bunu da. Ve elimdeki BİM'in Berk isminde poşet çayı. Bu da Kardan A101. Arkadaşlar benim en beğendiğim abur cubur bu olduğu için tıkınıp duruyorum. Ben de abur cuburlar arasında en çok onu beğendim. Çünkü abur cubur sınıfına pek girmiyordu. Kuru yemiş sınıfına giriyordu. Ah. Abur cubur çok fazla tercih etmiyorum öyle. Sevmiyorum daha doğrusu. Bana anne. Siz de sevmeyin zaten arkadaşlar. O faydalı bir şey değil. Evet çok tatlı. Hazır gıdalar. İyi. Anneciğim bana da al. Yeter misin? Birer yudum alıp bırakacağız anneciğim. Şimdi önemli olan bakalım rengi. Tavşan kanı olacakmış. Koyun. Rengini hemen aldı. Bayağı güzel bu. Bakalım. Aynen. Tadı da onun kadar güzel mi? Rengi çok güzel. Seninkine de bir bakayım. Yo çıkmadı benimki. Çıkmadı mı? Bir puan zaten oradan kafadan gitti. Bakın. Aa gerçekten çıkmamış. Taner'inki nasıl biliyor musunuz? Sanki içine limon sıkmışsınız gibi. Ama benimki kıpkırmızı görünüyor BİM'inki. Önce bir koklayayım. Abi benimki bergamotlu yalnız. Kokusu güzel. Evet bergamotlu benimki. Seninki normal. Aa benimki çok güzel. Daha da çok fazla bekletmedim yani çabuk olsun diye. Arkadaşlar bergamotlu olduğu için öyle ama tadı güzel. Evet güzel bu. Ben bunu çok beğendim. Taner alayım seninkini.
Aa, tanelinki çok güzel. Güzel, bergamot. Rengi onun varmış. Çok güzeldi ama bunun tadı enfes yani. Zaten bergamot çaya muhteşem yakışıyor. Ben çok beğendim kokusunda. Demek ki rengine bakıp aldanmamak gerekiyormuş arkadaşlar. Ben kesinlikle A101'e veriyorum arkadaşlar. İsmini de söyleyelim. Belki almak isteyen arkadaşlar varsa çay tiryakileri. Karadem, Süzen poşet, siyah çay. Bir de kahvesine. Şimdi kahvesine bakıyoruz. Arkadaşlar ben bakamadığım için puan veremedim. VIP kafeymiş. İkisi bir aradanın tadına bakıyoruz. Çok fazla tercihim değildir aslında benim Nescafe. Özellikle bunlar. Ama yine de böyle çok sıkıştığım zamanlarda evde kahve yoksa, acil ihtiyacım varsa ya da dışarıdaysam mutlaka ki alıp kullandığım şeyler arasında. Kafex. Benimki de VIP. VIP galiba benimki. Ben ikisinde baktım göre. Tadına. Bak kısmetini taşırdım. Görüyor musun? Ne kadar yetenekli bir kadınım ama. Yine benimkinin görüntüsü çok daha güzel. Tanerinkinin görüntüsü biraz bulaşık suyuna benziyor. Çayda da aynısını söyledik ama tadına gelince bambaşka bir şey vardı. Evet, bergamotlusu güzeldi. Aa, bunu çok beğendim. Bu da güzel. Seninki de mi öyle? Diğer markadan daha güzel. Bakayım. O meşhur bir marka var ya. Seninki acı. Evet, biraz hafif acı ama çok güzel tadı. Ama tam bir kahve tadı da geliyor bak, sanki kahvenin çekirdeği sanki ağzımda kırılmış gibi. Kahvede Kafex. Bu güzel ya. Güzel. Hafif acı ama kahvede öyle içilir bu yani. Hangisiydi ya? Bu A101. A101 değil evet, mi? Bu A101. Ben buna kahvede çayda kahvede aynen öyle açık ara aldı yani kesinlikle. A101 başka neyde iyiydi? Çikolatalarda bir mi iyiydi? Kesin onda yani. Evet. İçeceklerde A101 iyiydi. Neyse bir hesaba geçelim şimdi. Bakalım evet. Hangisi aldı? A101. Bunun tadına elindeki bir. Nefes. Nefis mi? Bu da Bim'in anneciğim. Sen de puanını ver. 10 puan benden Bim almış. 8 puan da A101 almış arkadaşlar. Sen Taner? Benden 12. Bim almış. 5 de A101 ama Taner'inkine pek güven olmaz arkadaşlar. Siz lütfen bir hesap edin. Her şey A101 A101 dedi. Bim'e 12 tane bir düzine birden puan vermiş. Bina'cığım sen hala karar veremedin mi? İki fincan kalkmış bir ondan içip duruyor canım. Hangisi kızım? Bu ya. Koy A101'e, kahvenin tadına bakmasan da olur. Boş ver onu pas geçeceğim. Evet, sen kahveyi pas geçeceksin. Lina'ya A101'e bir yıldız daha veriyoruz. Hesapladım. Şimdi hemen hesaplayalım. Doğru. Lina 12 puan Bim'e vermiş arkadaşlar. 6 puan da A101'e vermiş. Şimdi toplamını alıyoruz. 34 puan Bim aldı. 19 puan. Ooo. 34'e 19. Açık ara Bim aldı. Yani bizim damak tadımıza göre Bim önde geldi. Göreceli ama çok da uzak değil birbirinden. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.